Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu haftaki konuğum psikolog Sayın Güllü Ünal. Hocam hoş geldiniz stüdyomuza. Merhaba, hoş bulduk Pişra Hanım. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ben size teşekkür ederim nazik davetiniz için. Rica ederiz efendim. Bugün sizlerle beraber toplumda ve evlilikte karşılaşılan psikolojik sorunlardan bahsedeceğiz. Ama bunları bahsetmeden önce sizi biraz tanımak istiyorum. Ben psikolog Güllü Ünal. 7 yıldır danışan görmekteyim. 2 yıldır fizyome sağlıklı yaşam merkezinde çalışıyorum. Peki hocam toplumumuzda en sık karşılaşılan psikolojik rahatsızlıklar nelerdir? Biz en çok depresyonu duyarız, yaygın anksiyete bozukluğunu duyarız ve panik bozukluğu duyarız. Bunların haricinde ve bunlarla beraber karşılaştığınız psikolojik rahatsızlıklar nelerdir? Genellikle toplumda en sık karşılaşılan rahatsızlıkların başında kaygı bozuklukları gelir. Evet. Daha sonra depresyon, kişilik bozuklukları, borderline tarzı, tükenmişlik sendromu, uyku bozuklukları ve... Yeme bozuklukları Hı -hı. en sık en sık karşılaşılan rahatsızlıklar arasındadır. Peki hocam çocuklarda görülen davranış bozuklukları da var. Bunlar da bir ayrı bir konu diyebiliyorum ama isterseniz ona da değinelim. Çocuklarda hangi yaş gruplarında neler görünüyor? Hı -hı, tabii ki e, çocuklarda e, birçok davranış problemi, davranış Hı -hı. bozukluğu görülmektedir. E, bunlar e, hırçınlık, inatçılık, öfke nöbetleri, ağlama, e, çalma alt ıslatma, uyku problemleri bunları sayabiliriz. Peki davranış bozukluklarına yol açan nedenler neler neler neden dolayı çocuklar böyle davranış bozukluklarına sebep oluyorlar? E, davranış bozukluklarına öncelikle e, çocuğun özellikle 0-6 yaş döneminde anne baba tutumu, Hı -hı. E, çocuğun ilgi çekme, e, akran grubu içinde benimsenme ve kabul görme, e, kendini savunma Hı -hı. E, ihtiyaçları e, bu tür davranış bozuklukları sergilemesine neden olabilmektedir. Peki bu davranış bozukluğunu görüyoruz bizim de çocuklarımız hı hı. var bunları önlemek için neler yapmalıyız neler önerirsiniz bir psikolog olarak? <laughs> Öncelikle anne baba tutumları bu noktada çok önemli anne ve babaların çocukları herhangi bir davranış bozukluğu gösterdiğinde bağırarak, kızarak, şiddet uygulayarak veya ceza vererek yaklaşmamaları gerekmektedir. Hı hı. Diğer önemli bir nokta görmezden gelme yöntemi. Aslında çocuklar herhangi bir davranış problemi sergilediklerinde amaçları e, annemin veya babamın dikkatini çekmeliyim. E, biz de çocuklara karşı yapma, dur, ne yapıyorsun gibi tepkiler verdiğimiz an aslında e, onların istediğini vermiş oluyoruz. Ve çocuk şunu düşünüyor, evet ben bu davranışı sergileyerek annemin ya da babamın dikkatini çektim ve bu davranış sürekli hale alıyor. E, bundan dolayı e, çocuk kendisine veya başkasına zarar verecek bir şey sergilemiyorsa, görmezden gelme yöntemi bu noktada çok çok önemli. Onun dışında çocuğun olumlu yönlerini, pozitif yönlerini keşfedip bunları onaylamak başarma duygusunu, çocuğun hissetmesini sağlamak ve takdir etmek, çocuğa yaşına ve gelişim dönemine uygun sorumluluklar vermek yine bu süreçte çok büyük önem taşımaktadır. Yani ebeveynlere çok şey düşüyor aslında. Kesinlikle. Yani çocuk yaşı itibariyle birçok şeyi kendisi yapamıyor. Bundan dolayı hani çocuğa şunu yap, bunu yapma demek çok doğru olmayacak. Bundan dolayı anne babanın tutumları, çocuğa yaklaşımı ve bunu çocuğa aktarımı çok çok önemli. Peki geri dönüş Dönüşleri ne zaman alırız bu davranış bozukluklarında biz anne baba olarak üzerimize düşen görevlerimizi yaptık çocuğumuzla ilgilendik hı hı. ama kısa sürede mi dönüşler olur yoksa bu uzun vadede mi bize geri dönüş olacak? Hı hı. Ya aslında şöyle bir durum var şimdi e, çocuklarda ortaya çıkan problemlerin e, Şiddeti, yoğunluğu e, ve süresi çok çok önemli. Hı hı. Hani e, hemen başlayan ve müdahale edilen bir davranış bozukluğu mu? Yoksa çocuğun aylar boyu e, sergileyip ailenin bunu fark etmediği bir durum mu? Bu noktada bu çok büyük önem taşımaktadır. Hı hı. E, bunu aslında e, çocuğun problemi e, bazında değerlendirmek daha hı hı. doğru olur. Ama genel olarak hani iki hafta, üç hafta, bir ayda düzelir demek çok doğru olmaz. Evet tutumlarımızı, uygulamalarımızı hayata geçirirken biraz sabırlı olmamız hı hı. ve kararlı olmamız çok çok etkili. Peki hocam bir de evlilikten biraz bahsedelim istiyorum. Sizin de ilgi alanınız evlilik terapilerini Hı -hı. çok yapıyorsunuz. Değil mi? Hı -hı, evet. Peki hocam çiftlerin evlilikten beklentileri nasıl ve evliliklerini nasıl etkiliyor? Şimdi yeni evlenecek seyircilerimiz Hı -hı. için de bilgi evet. vermek istiyorum. Hı -hı. Siz sayenizde neler söylemek istersiniz? Hı -hı. Yani şöyle bir durum var aslında pandemi ile birlikte eşler hiç olmadığı kadar birlikte vakit geçirmeye Hı -hı. başladılar. Bu bazı yönden çok iyi oldu. Çünkü eskiden zaman bulup yapamadığımız etkinlikleri birlikte yapmaya başladık ortak hobilerimizi hmm. değerlendirmeye çalıştık veya çocuklarımızla ailemizle zaman geçirdik ama bunun yanında olumsuz etkileri de maalesef ki oldu ve bu bizim terapilerimize çok fazla yansıdı çünkü eskiden daha az süre geçiren eşler birlikte zaman geçirmeye başladığında daha doğrusu birbirlerine karşı etkileşimleri arttık arttıkça eskiden küçük görülen Sorunlar büyümeye başladı. Eskiden gözüne takılmayan veya işte olabilir denilen sorunlar tartışma konusu haline gelebildi. Tabii bunun yanında kadın ve erkeğin psikolojik özellikleri de kadın erkek özellikleri. Evliliği, evlilik ilişkisindeki iletişimi çok fazla etkilemekte. Çünkü kadınlar bildiğiniz gibi genellikle detaycıdır. Hem empati duyarlar, hem sempati duyarlar ve soyut evet, düşünürler. Evet. Ama erkekler biraz daha maddesel, somut düşünürler ve çok detaycı değillerdir. Bundan dolayı kadınlar, yani hep şu duyulur: Biz ikimiz eşiz, çiftiz ama aynı şeye baktığımızda farklı görüyoruz. Bu aslında kadın ve erkeğin bireysel ve psikolojik farklılıklarından kaynaklı. Onun dışında e, beklentileri etkileyen en önemli etken, özellikle çağımızda e, sosyal medya sosyal. E, kesinlikle çok fazla etkili. Sosyal medyanın telefonun, televizyonun hem kullanımı hem de içerik olarak e, biliyorsunuz çok kullanılan yaygın bir program var ve e, burada insanlar her şeyini paylaşabiliyor. Evet. E, özellikle e, işte eşim şey aldıysa. Hediye aldıysa, doğum günü kutladıysa, gezmeye gittiysek, hep bunları paylaşıyoruz ve e, başkalarına gösterme, işte e, kanıtlama veya kendi egomuzu tatmin etme durumları olabiliyor. Tabii normal günlük hayatta da bunu yapabiliyoruz. Ancak şu olabiliyor, işte e, Arkadaşımın eşi şunu yapmış sen bana yapmıyorsun. Arkadaşımın eşi beş taş almış sen işte bana kesinlikle kıyaslama. sen bana tek taş aldın. İşte arkadaşım gül almış sen orkide aldın gibi yani inanılmaz noktalarda kıyaslamalar olabiliyor ve bu da evliliğe büyük zarar veriyor onun dışında suçlamalar olabiliyor. Yani eşlerin birbiriyle anlaşamadığı noktalarda haklı çıkma çabası, sen bu hatayı yaptın. Benden senden dolayı kaynaklı. Ben haklıyım çabası maalesef ki evliliğe büyük zarar vermektedir. Peki hocam eşler arası iletişimde yapılan hatalar e, biraz bahsettiniz ama detaylandırmanızı <laughs> istiyorum. Başka neler yapılıyor hı hı. evlilikte ve zarar görüyor evlilikleri? E, evet az önce bahsettiğimiz gibi öncelikle kıyaslamalar yine hı hı. iletişim noktasında büyük sorunlar o, sorunlar oluşturmakta, e, suçlamalar ve bu suçlamalar sonucunda haklı çıkma çabası. E, aslında bunların yerine e, eşlerin birbirini anlaması, e, haklı çıkmak değil de e, amacın Sorun çözme ve evliliği daha huzurlu, daha kaliteli bir hale getirme olsa e, emin olun birçok sorun çözülmüş olacak. Yani biz e, evlilikte problemleri çözen ana noktanın e, eşlerin birbirini tanıması, anlaması ve sevgilerini göstermesi olduğunu düşünüyoruz. Bu pandemi dönemi aslında birbirlerini tanımayan çiftler için içinde bir e, aşama oldu değil mi? Kesinlikle. Evlerde birbirlerini tanıyan, yeni tanıyan çiftler gördünüz mü hocam? Size? Aynen öyle. Kesinlikle çok fazla karşılaşıyoruz. Yani bu... Hem eşler olsun hı hı. hem aile bireylerinin çocuklarıyla ile ilgili iletişiminde olsun. işte eşim şunu şunu yapıyormuş hocam ilk defa fark ettim. Aslında ben onun bu huyunu hiç sevmiyormuşum ama önce gözüme batmıyormuş gibi çok fazla karşılaşıyoruz. Yani şu var tabii ki bir elmanın iki yarısı tabiri vardır ama bu aslında evlilikte çok doğru değildir. Çünkü bu değiştirme çabasına girmemize neden olur. Aslında iki farklı elma ama birbirini tamamlayan, birbirini kabul eden elmalar olmak önemlidir benzetme yapacak olursak. Yani karşımızdaki eşimizin, partnerimizin özellikleri bize uymayabilir. Ama bu noktada onu değiştirme çabasının içinde olmak Doğru olmaz. Ee, kendimizden ve kişiliğimizden ödün vermeyerek ayak uydurmak uyum, uyum sağlamak önemli olan odur. Peki hocam evlilik bağını diri tutmak için neler yapılmalıdır? Bir kadın olarak neler <laughs> vardır yapması gereken bir erkek olarak? <laughs> Şöyle e, öncelikle aslında bu tüm ilişkilerde e, önemlidir. Özellikle evlilikte e, çok daha büyük önem taşımakta etkili ve kaliteli iletişim. <laughs> e, biz eşimizle, partnerimizle konuşuyoruz. E, etkili bir şekilde konuşamadığımızda iletişim kuramadığımızda ne kadar güzel bir ailemiz veya çok iyi anlaşan iki çift olsak da maalesef ki iletişim kuramadığımız sürede bunların hiçbir faydasını göremiyoruz. Bundan dolayı etkili iletişim kaliteli iletişim ve kaliteli zaman geçirme çok çok önemli. Onun dışında eşlerin öncelikle kendilerini daha sonra ailelerini, yakın çevrelerini, kültürlerini ve geçmişlerini tanımaları eee çok çok önemli eşlerin sevgi ve saygı noktasında birbirlerini her zaman gözetmeleri ve bunu devam ettirmek için elinden gelenleri yapmaları gerekiyor ve az önce de bahsettiğimiz gibi eşlerin birbirini değiştirme çabasına girmemeleri yine evlilikte ilişkiyi besleyecek diğer önemli noktalardan bir tanesi Programımızın da sonuna geldik hocam kapatmadan önce son olarak söylemek istediğiniz evlilikle ilgili davranış bozuklukla ile ilgili hı hı. söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Hı hı. aslında e, benim e, toplumda sık rastlanan e, rahatsızlıklarla ilgili psikolojik rahatsızlıklarla ilgili değinmek istediğim birkaç nokta var hı hı. E, özellikle yaygın anksiyete bozukluğu panik atak ve depresyon. Bu üçü e, toplumda çok sık rastlanan rahatsızlıklar. E, kısaca hani bahsetmek istiyorum ki e, bilgi sahibi olalım. Eğer ki böyle bir rahatsızlık hissediyorsak e, zaman kaybetmeden bir uzmana Hı -hı. E, gidelim ve hani tedavisine Tedavi bakalım. bakalım. Evet. E, çünkü gerçekten psikolojik rahatsızlıklar insanın hem e, aile yaşantısını hem sosyal yaşantısını hem insan e, iş yaşantısını çok fazla etkilemektedir hepsi birbirinden farklı etkiler yaratıyor bir tabii birey ki, üzerinde. Tabii ki. Ee, örneğin yaygın anksiyete bozukluğundan bahsedecek olursak, yaygın anksiyete bozukluğunda e, birey sürekli bir huzursuzluk ve kaygı duymaktadır. Hı -hı. Kötü bir durum olacakmış gibi, kontrolün kendinde olmadığını düşünür. E, kimseye bu noktada güvenmez ve hep bir huzursuzluk hakimdir. E, bu da kişinin günlük aktivitelerinin olumsuz yönde etkilenmesine. Hı -hı. Yine panik. Panik atak da aslında panik bozukluk da bir kaygı bozukluğudur ama ee, panik bozukluğun farkı şudur e, beklenmedik ve ani bir şekilde gelir. Bir anda bireyin kalp çarpıntısı başlar, nefesi daralmaya başlar, terleme, sersemlik, bayılacakmış hissi, boğulacakmış hissi ve başına çok kötü bir olay gelecekmiş, ölecekmiş hissi gelebiliyor. Bu noktada da bireyin yine diğer rahatsızlıklarda olduğu gibi tüm hayatı aslında tüm alanlarda olumsuz yönde etkileniyor. Depresyondan bahsedecek olursak depresyon aslında bir ruh hali. Önceliğini tanımlayan sözcüktür ama e, psikolojik rahatsızlıklarda o kadar çok kullanılmakta ki artık depresyon bir hastalık ismi haline gelmektedir. Evet. Aslında depresyon bir beyin hastalığıdır ve tedavi edilebilir. E, bireyde e, bitmişlik, bitkinlik, e, çökkünlük, e, hayattan zevk alamama... ...kendini dış dünyadan soyutlama... E, ...eskiden zevk alarak yaptığı... ...etkinlikler, hobiler, aktiviteleri... ...artık yapmak istememe... E, ...ve sıklıkla eşlik eden... ...intihar düşünceleri görülmektedir. E, hem yaygın anksiyete bozukluğunda... ...hem panik atakta... ...hem depresyonda... E, ...tedavi için öncelikle... E, ...bir ruh sağlığı uzmanına, psikiyatra gidip... E, ...tanının konulması gerekiyor. Bunun yanında kesinlikle... ...benim hep tavsiye ettiğim bir e, durum... E, fizik Fiziki muayenenin de yapılması gerekiyor ki bu ruhsal probleme eşlik eden başka herhangi bir fiziki sorun var mı? var mı? Çünkü o da ruh halimizi çok fazla etkiliyor. Ee, bunun yanında e, ilaç, genellikle ilaç kullanılması tavsiye Hı -hı. ediyor ve ilaç yanında terapi. terapi. Kesinlikle ilaç artı terapi genellikle rahatsızlıkların birçoğunda çoğunda e, olumlu, başarılı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Yüzde seksen, yüzde doksanlara varan. E, terapilerde de ben de kendim e, uyguluyorum klinikte. E, bilişsel davranışçı terapi özellikle e, çarpıtılmış düşüncelerimizi, Hı -hı. felaketleştirmelerimizi e, daha sağlıklı hale getirebilmek için. Emedere yöntemi şu an e, dünyada ve Türkiye'de çok fazla gündemde olan ve kişilerin ee, geçmişte yaşadığı travmalara yönelik Yeniden işleme yöntemleri e, kullanıyorum ve gerçekten faydasını da danışanlarımda e, görebiliyorum. Dönüşler bu noktada çok olumlu oluyor. E, yani genel olarak şunu söyleyebilirim. E, psikolojik rahatsızlıklar e, tedavisi mümkündür. Önemli olan e, bunun farkına varmak ve e, bir an önce bir ruh sağlığı uzmanına danışmaktır. E, i̇laç artı terapi, terapilere devamlılık ve... E, Sosyal destek bu noktada çok çok önem taşımaktadır. Yani hiçbir zaman çekinmeyelim yardım almak için. Ee, yani Eğer bir hastalığımız olduğunu düşünüyorsak ilk önce sizlere gelmeniz kesinlikle, zaman kaybetmeden. Kesinlikle zaman kaybetmeden bir ruh sağlığı uzmanına görünmek çok çok önem taşımaktadır. Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz güzel bilgiler için. İyi ki geldiğiniz, sizleri tanıdığım için de çok memnun olduk efendim. Ayaklarınıza <laughs> sağlık. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz. Değerli izleyicilerimiz bugün de sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.